Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Legends of Runeterra videosu ile sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bu defa yine aynı desteyle oynayacağım. Tabi destede bir takım değişiklikler yaptım. Aynı deste derken Firal yok ve Demacia olacak destemde. Tabi ben bu desteyi çok fazla önermiyorum ama erken oyunda oldukça güzel bir deste. Yani düşüklüklerde iş yapacaktır ama sonrasında Ionia ve Gölge Adalar gibi bir deste varken bu desteyle oynamanız pek fazla verim sağlamayacaktır sizlere. Tabi destemde dediğim gibi bir takım düzenlemeler yaptım. Onlardan da sizlere ufakça bir bahsedeyim. İki tane hero'ya indirdim. Braum, Envy ve Lux'ı saldım. Yerine Garen'imiz ve Thrain'imiz var. Aban'a dayalı bir kompozisyon yaptım. Aban karakterlerimiz çok fazla bulunuyor. Bunun yanı sıra gezen kadınımız var. Bu oyunda ve ellerde bulunan güç değeri 4'ün altındaki tüm karakterlerin öldürülmesini sağlıyor. Çok güçlü bir kart. Bunun yanı sıra Aydın Kalkan müdafacıları var. Bu oynadığınızda veya saldırdığınızda ki ilk round eğer savunma odaklı oynarsanız koyduğunuz anda müttefiklerinizin tamamını o round hasar yemesine engel olan bir bariyer vermenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra savunma roundunu güzel geçiriyorsunuz. Saldırdığınız sırada da aynı buff'u veriyor. Ve elinizde aban karakterleri varsa hem karakteriniz zarar görmüyor hem de rakibe deli gibi hasar verip bir sonraki roundda avantajlı çıkmanızı sağlıyor. Çok çok kuvvetli. Yargımız var. Savaşan bir dost birim. Savaştaki tüm düşmanlara vuruyor. Bu da yine elinizde try varsa Tray'ı buffladıktan sonra hatta o buff'ın nerede olduğunu pekişen cesaretle buffladıktan sonra Tray'ı da level atlattırdıysanız tabi 9'a 9'luk saldırı gücü ve can barı otomatik olarak 18'e 18'e çıkıyor. Ve bunu bütün haritaya vurduğunuzu düşünün. Direkt rakibi siliyorsunuz. Ardından da zaten rahat bir şekilde oyunu kazanabiliyorsunuz. Tabi bu kartların denk gelmesi lazım. O da birazcık işin şans kısmı. Tabi deste tam anlamıyla bitmedi. Burada eksikler var. O kartları bulamadığım için eksikler var. Benim size tavsiyem oyuna ilk başladıysanız kesinlikle dereceli atarak başlamayın. Normal oyun atın. Normal oyunculara karşı oynayın ama dereceli olmadan oynayın. Kartlarınızı tamamlayın. Bütün destenizi tamamladıktan sonra dereceli girmeye başlayın. Desteniz eksikse dereceli girmek risk alacağınız anlamına gelir. Hadi girelim bakalım. 24 LP'yim. Bu arada bu demirmiş, haberiniz olsun. Gümüş zannediyorduk. Gümüş değilmiş. Demirmiş. Yine standart demirden başlayıp yukarı doğru çıkıyorsunuz. İyi, karşımızda Frajord ve Damasya var. Oyunun hatta ilk verdiği deste olabilir. Bu adam o desteyle birlikte oynuyor. Pek fazla bir değişim yapmamış. Bakalım. Bir kere gezen kadın early game için işimize yaramayabilir. Çığ bulunabilir. Pekişen cesareti saklayabiliriz. Lider yaban pençeyi değiştirelim. Elimizin altında bir manalık kart lazım ya. İyi, gene iyi. Ya, bu da çok iyi sayılmaz. Bunu da yine Nexus hasar yedikten sonra kullanmak mantıklıydı. 3 manaya kadar sabredeceğiz ve bu adam saldıracak. İnşallah elinde 1 manalık kart yoktur. Çünkü burada bedava hasar yemiş olacağız. Ne yapıyor olabilir? Ha, kâhane çayını saldı. 1 hasar yemeyi kabul edeceğiz burada. 4 manada tüm birimlere 2 hasar ver. Onu kullanıp rakibin sağdaki bütün kartlarını temizleyebiliriz. İşimize de yarar. Devam. Ya, birebir buff'ımız da geldi. 3 manaya bir çıkalım. Bunu kullanıp direkt kuşunu öldürüp ardından sonraki round'a devam edebilirim. Benim için oldukça iyi. Güzel. Şimdi burada 3 hasar yemeyi kabul edelim mi? Çok sıkıntı olur mu? Olmaz gibi mi geliyor ya? Şu kartı koyacağım. Bunu keseceğiz. Ardından da savunmaya geçeceğiz. Direkt aslında bunun sağdaki bütün birimlerini deşebiliriz ya. Al. Gerçi bu biraz hasar yiyecek. Daha sonrasında da Avrosa okçusuyla bunu öldüreceğiz. Ki elimizin altında Babacan Hacı da var. Bununla da Nexus'u iyileştireceğiz. Yine bir round daha bizi ayakta tutar. Bu biraz hasar yedi. Tamamdır. Normalde onu daha sonraki round'a saklayabilirdim ama herhangi bir müttefikimin hasar yemesini istemedim. O yüzden elimin altında tutmak daha sağlıklı geldi.
İyi, güzel. Şimdi her türlü şunu bir keseceğiz. Buna bir hasar veremiyoruz çünkü. Bunu da birebir bufflayacağız. Gerçi birebir bufflamaya gerek yok. Her türlü takasa zaten bizimkisi ölüyor. Onunla bufflamayı tercih ettim. O zaman direkt ne yapalım biliyor musun? Seni direkt çatışmaya sokalım. Sen bir öl. Ama sen bu roundluk mu buff aldın? Aynen, bu turluk sen bu buff'u aldın birebirlik. Yine bir canda kalacaksın. Direkt bunları çarpıştırsam mı? Neyse, şunu salalım ya. Her türlü bu öleceği için şey yapmama gerek yoktu yani. İlave bir şey yapmama gerek yoktu. Yoksa birebir bufflardım. İki vuruyor olsaydı birebir bufflardım onu. Aban porosu çekti arkadaş. Yahancımızda savunma varmış. Aban porosunu öldürtmemiz lazım bu adamın. Ondan kurtulmamız gerekiyor. Oo, bir aban poro daha buldu. O olmadı işte. Şu poroyu öldüreceğiz. Ve burada belli miktar hasar yemeyi kabul edeceğiz. Güzel. Şimdi babacan ağacıyla da bunu 14 cana çıkartırım. Bakalım. Aslında yok, babacan hancıya da ihtiyacımız yokmuş. Gel bakayım sen. Lider yaban pençe olmadı. O olmadı. Onu sen nereden buldun? Direkt eline gelmesi o kartın hiç hoşuma gitmedi. Artı bir buff'u adam direkt alarak geldi ya. Şaka gibi. İyi, biz de lider yaban pençe çektik. İyi. Ve 9'a 8 olarak geldi. Hani bununla kapıştıklarında direkt ölecekler. Karşılıklı olarak takaslayabiliriz. Bir de Lux buldun. Şunu atalım ya. Şimdi lider yaban pençeleri karşılıklı takaslıyoruz. Bunun yanı sıra şu kart ölmeyecek zaten hiçbir şekilde. Ama şunun da bir vurmasını istemediğim için bunu buraya koyacağım. Lux burada 3 vuracak. Ona da yapacak bir şeyimiz yok. Güzel. Babacan ağacım hala duruyor. Adamın Nexus'una vuramadım ama adamın kartları çok azaldı. Bu benim late game'im için çok iyi haber. Bayağı iyi haber hatta. Seni bir alalım. Artık elimin altına hero gelsin istiyorum ya. Yani Garen falan gelmesi lazımdı. 7 manaya çıkıyoruz. Garen gelmiyor. Eğer Lux'ını burada tutarsa şu kartla takaslarım. Tutmadı. Şunu bir iyileştirelim. Ne yapacaksın bakalım. Dediğim gibi elinde kartı kalmadığı için birazcık daha işleri sıkıntıya sokuyor. Şu an bu roundu kazanabilirim diye düşünüyorum ya. Hatta şu kartın statlarını ikiye bile katlayabilirim.
Kararsızım şu an. Sen bir gel ya. Vazgeçtim. Bu kartı birazcık daha late'e saklayacağım. Ya elinde hangi büyüsü var bilmiyorum çünkü. Ben bunu koyarsam savunmaya gelecek kart bu olacak. Yani direkt bunu öldürecektir. Dur bakalım. Bu şekilde yapalım aynen. İki canı olan da bir kartım yok. O yüzden ayakta dururuz. Oo, yargı da geldi. Harika. Şimdi bunu bufflayıp 12 yapıp hatta bufflamadan bile direkt bunun bütün haritaya vurmasını sağlayabilirim. Hızlı bir infaz yapıyor. 6 vuruyor. Bütün haritaya yargıyla 6 vurduğunuzu düşünün buna. Senin total canın yapsak mı öyle bir şey ya? Hadi bakalım yapalım. Güzel. Ve 12'ye 12 olduk. Şu an hiçbir şey bunu kesemeyecek. Muhtemelen bunu karşısına koyacaktır. Round 6 büyü yapılmaması lazım. Tamamdır. 2 hasar yiyeceğiz burada. Onun karşısına koymayı tercih etti. Yargımı kullanacak kadar manam olsaydı çok güzel olacaktı. Direkt kafamız rahat ederdik. 2 üçlük kartı bunun karşısına bırakabilirim. Lux'ı da level atlasın istemiyorum. Bir cana düşürebiliriz Lux'ını. Ama zaten bir roundda 6 mana hani harcanmıyor. O yüzden Lux'ı pek de şey yapmamıza gerek yok. Şu şekilde savunabiliriz. Lux'ı çok fazla takmıyorum. Tamamdır. Bakalım neyle savunacak? Onu merak ediyorum. Ya elimde Tray olsa, Tray'in can yenilenmesi de var ya, kendisini direkt bufflayabiliyor. Güzel. Aslında o kart daha ileriye de saklayabilirdim de daha ileride saldırı değeri o kadar olan karakterler gelmiyor. Bu arada Try bunlardan hiçbirini kesemiyor, değil mi? Direkt saldırtalım. Try level atlayacak ama en azından hızlıca level atlasın. Şu aban özelliğinden falan kurtulalım. Bir şekilde kesmemiz lazım onun Try'ını. Ya benim elimin altına hero gelmedi. O birazcık canımı sıkıyor. Bir gelse. Bunun canını ikiye düşürmüş olması da biraz kötü. Bana yüksek can barlı karakterler lazım. Ama elimin altında bakın hala bu kart var. Oo güzel. Bakın saldırı hakkın yoksa saldırı hakkı kazan. Bu tur saldırabilirsin. Direkt bu kartı kullandığımızda rakibe saldırabileceğimiz anlamına geliyor. Ve elindeki hasar veren tüm kartlardan kurtulduğumuzu düşünün. Ya da 3'e 3 yapıp ya da neyse şu şekilde yapalım. Taray ne? Taray'ın 8 vurmasını sağlayacağız. Bunu bunun karşısına koyup ve Taray'ı bu öldürecek. Ardından da diğerleriyle savunma yapabileceğiz. Ve adamın hasar verebilecek hiçbir kartı kalmadı elinin altında. Bu da bize yol açacak. Daha bizim trayımız falan gelmedi. ikilik kartımı feda etmek istemiyorum. Ama bu kartı oynadığımızda otomatik olarak herkesi
katlediyor. Yani hasarı 4'ün altında olan herkesi katledebiliyor. Öyle de bir özelliği var. Ama 12'ye vuranla bir kartım var. Şöyle yapalım ya. Rahat rayından kurtulduk adama. Şimdi saldırma sırası bizde. Burada yani hem Lux'ını hem de herhangi bir kartını kaybedecek. Bakalım ne yapacak. Ya 12 hasar yiyecek ya 10 hasar yemeyi tercih edecek. Burada muhtemelen 10 hasar yemeyi tercih edecektir. O yüzden bunun karşısına atar, Lux'ını kaybeder. Ve benim elimde 10 vuran bir kart hala duruyor olur. 12 hasar yemeyi kabul etti. Peki. Güzel. Elimizde hala 12 vuran bir kart var. Ve burada yargımız duruyor. Ki 6'ya 6'lık bir Yılmaz Öncü savaşçımız var. Bu da güzel. Şunu bir alalım. Demacia için gelecek elimize. 6 manalık. İş görür. Tek bir kartın var. Bakalım ne yapacaksın. Adam teslim oldu. GG. Dediğim gibi erken oyun için çok fazla kartı vardı ama geç oyun için savunma yapabilecek hiçbir kartı yoktu adama. Direkt kaybetmesine neden oldu. Adam direkt sur çekti. Okey, güzel. Tertemiz burada LP'mizi kazanmış olduk. Birazcık beklediğimden kolay oldu. Ama dediğim gibi çok erken harcadı manasını. Manası bittiği için de bu saatten sonra savunma yapabilecek bir şey yoktu. Hadi bir altın kasamızı da alalım. Bu arada salı günü alacağımız ödüller güzel. Yani yarın alacağımız ödüller güzel. Hatta kasayı size göstereceğim. Şunu bir açalım da içinden neler çıkacaktı bakmadım ama. Güzel. Bundan bir tane daha bulduk. Harika. Yılmaz Öncü sancakçısı. Bundan arıyordum. Tüm dost primlere birebir kazandırıyor. Bir tane daha Demacia için bulmuşuz. Çok fazla Demacia için oldu. Şampiyon Joker kartı gelmiş. Güzel. Güzel şeyler bulduk. Şimdi şuraya gelelim. Haftalık kasamız, yarın açılacak olan kasamıza iki tane platin kasa oldu. Bir tane de altın kasa var. Ve level atlarsam bu da platin kasa olacak 10 levelde. O yüzden bugün bol bol oyun atacağım ve kasalarımı alacağım. Ödüllerin artması bizim için iyi olacaktır. İçinden çıkan kartlar da güzelleşecek. Bu şekildeydi arkadaşlar. Kaç LP olduğumuza da bir bakalım sizler için. 52 LP çıkmışız. 24 LP'ydik yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir oyun oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.